Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. TOKİ başvuru şartları ve tarihleri, 2022 TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. TOKİ başvuru şartları ve tarihleri, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Şimdiye kadar 81 il genelinde yapılan en büyük proje olan 2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi ile düşük bütçeli vatandaşlar ev sahibi olabilecek. İşte TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru tarihleri, ev fiyatları ve başvuru şartları hakkında merak edilenler. Bakan kurumdan TOKİ açıklaması. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını dile getiren çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ sosyal konut açıklaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ başvuruları ilgili detayları şu sözlerle paylaştı. TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada işi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklileri her zamanki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır. Sosyal konut projesi nedir? Başvuru nasıl yapılır şartları neler? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine toplantısının ardından açıklanan sosyal konut projesi hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiralarında düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız, ifadelerini kullandı. TOKİ ucuz konut ödeme koşulları nelerdir? 2 artı 1 ile 3 artı 1 dairelerin olduğu konutların fiyatları 163 bin liradan, taksitleri ise 1442 TL'den başlıyor. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar %10, 12. 15, 25 peşinat ve 96 milyar 108 milyon 120 bin 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecekler. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak. TOKİ başvuru şartları neler? 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Toplu konut idaresinden konut satın almamış olması ve toplu konut idaresinden konut kredisi kullanmamış olması, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç bir hane halkı adına yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir. TOKİ ucuz konut projesi ilil TOKİ konut fiyatları TOKİ İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutu kura ile satışa sunuyor. Konutların fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2700 TL'den başlıyor. Kırıkkale merkezde satışa sunulacak 456 konut için başlangıç satış fiyatı 314.000 bin TL olacak. Taksit tutarı ise 1540 TL'den başlıyor. Kocaeli İzmit Sekbanlı ile sepetçi projelerinde toplam 238 konut satılacak. Konutların başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2596 TL olarak belirlendi. Sivas Merkez Yeni Mahalle ve Zara projesinde ise 247 konut satışa sunuluyor. Konutların fiyatı 408 bin TL'den, Taksitler ise 1533 TL'den başlayacak. Uşak Merkez Projesi'nde satışa sunulan 327 konutun başlangıç fiyatı 369.000 TL olarak belirlendi. Taksit tutarı ise 1541 TL'den başlıyor. Çanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412.000 TL'den, taksitleri 2062 TL'den başlıyor. Iğdır Merkez Kara Ağaç Projesi'nde satılacak 169 konutun başlangıç fiyatı 462.000 TL. Taksitlerin ise 1928 TL'den başlayacağı açıklandı. Kilis Merkez Deveciler Projesi'ndeki 196 konutun fiyatı 355.000 TL olacak. Taksitler 1482 TL'den başlayacak. Kütahya Merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak. Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1649 TL'den başlıyor. Çorum'daki 139 konuta ise vatandaşlar 453 bin liradan başlayan fiyatlar ve 1888 TL'den başlayan taksitlerle sahip olabilecek. Bursa'da 2 artı 1 ve 3 artı 1 nitelikli 90 konut 424 bin liradan başlayan fiyatlar, 1770 TL'den başlayan taksitlerle satılacak. Elazığ'daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL'den, Taksitler 1656 TL'den başlıyor. Hatay Belen'de satışa sunulan 22 konutun fiyatı 410.000 TL'den başlıyor. Taksit başlangıç tutarı ise 2052 TL. Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439.000 TL'den, taksitleri ise 2200 TL'den başlıyor. Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak. Bolu'da fiyat 415.000 TL, taksit ise 1559 TL olacak. Çankırı'da fiyat 390 bin, taksit tutarı ise 1463 TL olarak belirlenirken, Erzincan'da satış fiyatı 400 bin lira, taksiti ise 1503 TL olacak. Toki, Tekirdağ Çorlu'da konut fiyatını 506 bin lira, taksiti 1899 TL olarak belirlendi. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.